Tekrar merhaba arkadaşlar. Huawei standına gelip de Mate 8'i bir şöyle kurcalamamak olmazdı. Ben daha önce bildiğiniz gibi bekliyorum. Hala renk bekliyorum. Renginin gelmesini, ama onun dışında bulmuşken size de bir ön inceleme paylaşayım istedim. Evet, Huawei'nin şu anda en tepedeki ürünü Mate 8. Ürün 6 inç, oldukça böyle kocaman, şöyle elimden de yola çıkacak olursanız 6 inç Full HD bir ekrana sahip. Kirin 950 işlemciyi kullanıyor. Şu anda Huawei'nin mühendisinin geldiği son nokta, yani Huawei'nin kendi içinde konuşuyorum. Son nokta oldukça performanslı. Yani dün Galaxy S7'nin ve S7 Edge'in AnTuTu skorlarından önce bildiğiniz gibi AnTuTu'nun en tepesinde Kirin 950 işlemciyi görüyorduk Mate 8 ile beraber. 64 bit 16 nanometre mimarisinde üretilmiş bir işlemci. Toplamda 2.3 GHz hızında çalışıyor. Bunun dışında 4000 mAh bataryasının olduğunu söyleyelim. Ürünün 16 megapikselde ana kameraya sahip, 8 megapikselde ön kamerası bulunuyor. Tahmin edeceğiniz gibi 3 GB RAM'i bulunuyor. Bu arada standart versiyonu arkadaşlar. Bunun farklı versiyonu, luxury versiyonunda 4 GB'a kadar çıkıyor RAM zaten. Onu da biliyorsunuz. Bizdeki 3 GB RAM, 32 GB'da dahili hafıza olan Android 6.0'la geliyor. Yani zaten bu ürün piyasaya çıktığı günden beri Android 6.0'la biliyorsunuz anıldı. Şöyle hatta göstereyim onu da. Bu da Emotion arayüzü. Şöyle göstereyim. Marshmallow, gördüğünüz gibi. Evet. 6.0 Marshmallow. Zaten fuarda Beyonder serisi hariç onun dışında bütün telefonlar 6.0'la tanışmıştı arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Evet, dediğim gibi teknik özellikleri bu şekilde. Tasarımına bakalım. Çünkü bu cihaz tasarımıyla da çok ön plana çıkmıştı hatırlarsanız. Tamamen metal ve de oldukça ince bir tasarıma sahip. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada pardon, özür dilerim. Emotion 3.1 demiştim ama Emotion 4.0'la geliyor. Evet, böyle maymun işler de yapılıyor. Burada MateBook'u tanıtıyorlar şu anda. O yüzden biraz yükseldi ses, kusura bakmayın arkadaşlar. Emotion 4 arayüzüyle geliyor. Alıştığımız Emotion 3.1 değil. Bunu da zaten ürünlerimize geldiğinde farklılıklarını sizle paylaşıyor olacağız. Biraz fotoğraf çekeyim istiyorsanız. Şöyle. Evet. Hatta kızları çekeyim. Şöyle. Çok hızlı gerçekten. Ürünün performansı olduğunu söyleyebilirim. Bu filtreleri zaten daha önceki modellerden hatırlayanlarınız vardır. Şuradan, evet, gördüğünüz gibi burada modlar falan. Şunları da şöyle bir göz atalım. Evet, ürün tamamen, ya arkadaşlar bu arada burada çok fazla bir ses var. Kısa keseceğim mecbur. Hatta size şöyle bir fotoğraf da çekeyim. Şöyle çektiği fotoğrafa da bir bakın isterseniz. Gördüğünüz gibi yakalama konusunda oldukça hızlı ve de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi 20 megapiksel ve iyi bir sensöre sahip, bunları söyleyebilirim. Ürünün tasarımından biraz bahsedeyim, kapatacağım videoyu arkadaşlar. Alt tarafına baktığımızda çift taraflı stereo hoparlörü görüyoruz. Dediğim gibi tamamen metal kasa. Arkasında bu arada hiçbir şey yazmıyor. Burada bir parmak izi okuyucuyu görüyoruz. 20 megapiksel kamerayı, yanında flaşı görüyoruz. Şurada Mate S'de aynı şekilde kullanılan güç butonunu, yanında da ses açma kapatma butonunu görüyoruz. Ön tarafında küçük bir çerçeve var. İnce bir çerçeve var. Siyah bir çerçeve. Keşke bu olmasaymış, silme olsaymış çok daha iyi olurmuş diyeceğim ama Huawei bunu kullanıyor maalesef. Burada da SD kart ve de SIM kart girişini görüyoruz. Üst tarafında da kulaklık girişini görüyoruz. Evet, Huawei Mate 8'in genel olarak ön incelemesini bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.